Sayın meslektaşlarım, hoş geldiniz kursumuza. Günlük konuşmasıyla, anatomiyle başlayacağız. Öncelikle tabii patolojileri tespit edebilmek, varyasyonları tespit edebilmek, tedavimizi sağlıklı bir şekilde yerine getirmek için doğru tanı çok önemli. Bu yüzden doğru anatomiyi iyi bilmek gerekiyor. Ve omuz artroskopisinde sistemik olarak davranmak gerekiyor. Belli bir algoritmik plan içerisinde gitmek gerekiyor. Öncelikle portallardan başlayacağız. Öncelikle anatomik noktaları belirlememiz gerekiyor. Omuz bölgesinde anatomik olarak palpe edebileceğimiz noktalar akromion, klavikula ve skapulanın spina skapula bölgesi. Akromionun posteriori, akromionun laterali, anteriori, klavikuların anteriori, spina skapulanın posteriori. Bu bölgelere koymuş olduğumuz noktaları daha sonra birleştirip anatomiye uygun bir şekilde portallarımızı açacağız. Biz genellikle lateral dekübit pozisyonu tercih ediyoruz. Lateral dekübit pozisyonuyla ilgili slaytlar, sunumlar olacak. Giriş açısı ve yeri ameliyatın en önemli noktası. Çünkü yanlış bir giriş, özellikle posterior portalik portalimiz olduğu için yanlış bir giriş daha sonraki kısımları belki biraz daha sıkıntılı hale sokabilecektir. Az önce bahsettiğim altı noktayı mutlaka belirliyoruz. Bu noktaları belirledikten sonra onları birleştiriyoruz. Bu kısmı mutlaka etraf iyice şişmeden, dokular iyice şişmeden her tarafı güzelce çizmek gerekiyor. Çünkü sonra anatomik noktalar kaybolabiliyor. Portaller temel olarak 3 tane portal var. Posterior portal, anterior portal ve lateral portal. Aslında tanımlanmış, birazdan da ismen bahsedeceğiz. Çok fazla portal var ancak biz aslında temel olarak bu portaller üzerinde ameliyatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Posterior portal ilk giriş portalimiz. Oldukça dediğim gibi en önemli bir şekilde açmamız gerekiyor. Posterior portal, akromionun posterior lateral köşesini seçtikten sonra takriben 2 ila 3 santim inferior, 1 santim medialde oluşturmuş olduğumuz portal oluyor burası. Lateral dekübit ve şezlong pozisyonuna göre biraz birer santim oynayabilir. Hastanın yine kilosuna, anatomisine göre de bu şekilde oynayabilir. Neresi burası? Burası soft point dediğimiz bölge. Infraspinatus'ta teres minorun arasındaki bölgeye denk geliyor. Aksiller sinire aslında çok da yakın sayılmaz ama yine dikkat etmek gerekiyor. Aksiller sinir hemen bu yapının inferiorunda meydan geçiyor. Anterior portal, rotator intervale denk gelen kısım. Kemik çıkıntıları işaretliyoruz. Mutlaka korakoid çıkıntıyı da işaretliyoruz. Anterior portali korakoid çıkıntının hemen lateraline, yaklaşık 1 santim lateraline açıyoruz. Rotator intervale denk gelen bölge burası. Burada da yine görmüş olduğumuz gibi korakoid çıkıntının tabii inferiorundan ve medialinden geçen hepimizin bildiği damar sinir paketleri var. Onlara mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Yine buradan geçen veni görüyoruz. Dikkat etmek gerekiyor. Konjoid tendonun hemen yanından geçen musculokutan sinir var. Dikkat etmek gerekiyor ama yine de çok fazla lateralde kaldığımız sürece aslında çok da fazla riske atmıyoruz bu damar sinir paketini. Anteriorda aslında emniyetli bir bölge. Lateral portal az önce bahsettiğim kemik köşelerini birleştirdikten sonra klavikulanın posteriori ve spina scapularının anteriorundan şöyle bir çentik oluşturduktan sonra klavikulanın posteriorundan aşağıya doğru indiğimiz bir dik akromiyonu kestiği bölgenin yaklaşık 2 santim lateralinden olan bir bölge. Burada da önemli olan nedir? Tabii ki aksiller sinirdir ama aksiller sinir de yaklaşık 5 santim aşağısından geçiyor. Yine burası da emniyetli diyebileceğimiz bir bölgedir. Bunun dışında çok çeşitli portaller oluşturulmuş. Bunları diğer sunumlarda belki bahsedeceğiz. Burada örneğin bir Wilmington portaliyle slap tamirlerinde bir de posteriora yakın nevezlerde klavikula distal uç rezeksiyonlarında kullanabiliyoruz. Yine slap tamirlerinde kullandığımız ve bankart tamirlerinde kullandığımız portaller var. Ancak güvenli bölgemiz korakoid çıkıntının lateralinde kalacağız. Akromiyonun 5 santimlik mesafesini çok geçmeyeceğiz. Onun dışındaki bütün alan bizim. Çok rahat bir şekilde girebiliriz. Burada özetleyecek olursak az önce bahsetmiş olduğumuz kemik çıkıntıları işaretliyoruz. Akromiyonun lateralini, anterior ve posterior sınırlarını, spina scapulayı ve klavikulayı, burada korakoidli parmağımız işaretliyoruz. Bütün bu noktaları çizdikten sonra
Az önce bahsettiğimiz o çenti oluşturuyoruz. Klavikula posteriori ve spina scapularının anteriorundan. Sonra klavikulanın posteriorundan aşağıya doğru bir dikiniyoruz. Burada korakoidi işaretledik. Daha sonra baş parmağımız veya üçüncü parmağımızla hissediyoruz korakoidi. Elimizi 1 santim laterale kaydırıyoruz. Burada soft point'i palpe ediyoruz. Yaklaşık 3 santime 1 santim gibi. Daha sonra ilk giriş yaparken hafif traksiyon ve abdüksiyon da yapabiliriz. Burada bir 11 numara büstüyle cilt cilt altını geçiyoruz. Daha sonra geçtikten sonra trokarımızla tekrar soft point'i palpe edebiliriz. Bir manipülasyonla da kapsülü geçiyoruz. Kapsül genellikle genç hastalarda biraz kalın olabiliyor. İttikten sonra bir rahatlama hissiyle ekleme girdiğimizi görüyoruz. Çok fazla ısrar etmemek lazım. Çok zorladığımız zaman eğer girmiyorsa tekrar kontrol etmemiz gerekiyor. İlk girdiğimiz zaman böyle bir görüntü çıkacak karşımıza. Posterior portaldaki görüntümüz bu. Burada hangi yapıları göreceğiz? Ondan bahsedelim. Burada ilk rotator intervali göreceğiz. Şu görüntüyü oluşturmamız gerekiyor. Bisepsi, labrumu, glenoid tarafı ve subscapular için oluşturduğu bir üçgen. Şurada görüyoruz. Bu üçgeni mutlaka oluşturacağız. Burası rotator interval, bunun üçgenin sınırlandığı sınırlar. Ve burası bizim aslında anterior portalimiz olacak. Anterior portali tam bu noktadan geçiyoruz. Bazen bu bölge iki tane portal açmamız gerekiyor. Dolayısıyla iki portal açacağımız bankart tahminlerinde tam ortadan girmemek gerekiyor. Diğer portali de düşünerek ona uygun giriş açıları oluşturmak gerekiyor. Sistemik inceleme çok önemli. Patolojileri bu şekilde görebiliriz. Bu sistemik incelemeyi takip edersek herhangi bir patoloji aslında atlamayız. Hangi bölgelere bakacağız? Anterior superior bölge, anterior bölge, superior bölge, inferior bölge, posterior bölge, humerus ve supracromial bölge. Temel olarak burada nelere bakacağız? Onlardan bahsetmeye çalışacağım. Anterior superior bölgede biceps tendonunu değerlendireceğiz. Rotator intervali, glenohumeral ligamen superior, korakohumeral ligamen ve anterior superior labrumu değerlendireceğiz. Burada biceps tendonunu görmekteyiz. Biceps tendonu bildiğimiz gibi eklem içerisinden geçen bir tendondur. Ekstrosinovial intraartiküler bir tendon. Yaklaşık 30 derece ile kat ediyor. Burada görmüş olduğumuz gibi gelip glenoidin üstüne bir ankor şeklinde yapışıyor. Biceps bir oluk içerisinden ekleme girer. Bu oluğun sınırları var tabii. Arka tarafta daha çok supraspinatus, ön tarafta subscapularis ve superioglenohumeralin oluşturduğu bir yapı. Dolayısıyla bu oluğun stabilitesini bu kaslar da sağladığı için eğer burada bir olukta sıkıntı varsa, instabilite varsa o kasların da bir tendonlarda irtik olduğunu düşünebiliriz. Biceps yapışırken tanımlanmış 4 farklı varyasyonu var. Biraz daha posteriorda ve anteriorda, supraglenoid tuberkülde veya posterior biraz daha baskın olan bir yapışma şekli. Mutlaka kontrol ederken bisepsi, bir propla bisepsin üzerine bastırıp biraz mobilize olmasını sağlıyoruz ki bu tünel içerisinde herhangi bir sinoviti var mı, bir sürtünmesi var mı, bir delaminasyonu var mı, dejenerasyonu, yırtığı var mı? Bunu dikkat etmek gerekir. O yüzden biseps muayenesi yapmak lazım. Tabii bisepsin çeşitli varyasyonları var. Hiç olmayabilir. Nadir de olsa doğuştan olabilir veya spontan veya travmatik rüptürler şeklinde karşımıza çıkabilir. Burada gördüğü gibi bazen iki başlı şekilde geliyor. Yani çok sık görmüyoruz ama gördüğümüz zaman bu varyasyonu tanımak lazım. Patolojik olarak değerlendirmemek lazım. Bazen medyalden yapışıklık olabiliyor kapsül içerisinde. Bazen bisepsi göremeyebiliriz. Hani sanki biseps yokmuş gibi ama dikkatli muayene edersek aslında bunun kapsül altından gittiğini görüyoruz. Bu da farklı bir varyasyonu. Lateralde yapışıklık olabilir. Bu şekilde gördüğümüz gibi bir pulley sistemiyle bir yapışıklık karşımıza çıkabilir. Bu hamak ve pulley sistemleri bisepsin varyasyonları arasında. Bu hamak ve pulley sistemleri medyalde olabiliyor, lateralde olabiliyor. Olması yani normal gördüğümüzden daha uzun ve daha kalın şekilde de karşımıza çıkabiliyor. Şimdi bu ne önemi var bunların? Şimdi bu varyasyonları bilmek şu açıdan önemli. Bir, bu patolojik bir şey değil. İki, patolojik bir şey değil ama patolojik bir şeye sebep olmuş olabilir. Çünkü biceps sonuçta eklem içerisinde mobil bir yapı. Eğer hem proksimalden hem distalden bir pulley yapısı varsa medyalden, lateralden demek ki esnekliğini biraz daha kaybediyor. Rigid bir hale geliyor. Dolayısıyla slap lezyonları eşlik edebilir. Nitekim Gazi Ortopedi Kliniği'nden çıkan bir yazıda da bu pulley sistemlerinin slap lezyonlarına eşlik edebildiği, istatistiksel olarak anlam düzeyde %60'a kadar eşlik edebildiği gösterildi. Anterior superior bölgede az önce bahsettiğimiz gibi iki rotator interval bölgesini göreceğiz. Burada subscapularis, az önce de bahsetmiştik,
ve alt üçgenin altını oluşturacak ve iki tane ligamen var. Superioglenohumeral ligamen ve korokohumeral ligamen. Onlardan bahsedelim. Superioglenohumeral ligamen supraglenoid bölgeden genellikle başlıyor ve fovea capitis'e doğru, tuberculum minusa proximana doğru yapışıyor. Bu play sistemine katılıyor, alttan destekleyebiliyor. Bu da tabii stabilitede katkısı olan bir bağ, bir katlantı. Anterior ve stabilitede inferior translasyonda etkili, eksternal rotasyona karşı direnç sağlayan bir ligamen. Burada gördüğümüz gibi sepsinin altından da bir destek sağlamış play sistemine. Rotator intervale katılan bir ligamen. Korokohumeral ligamen, bu da yine aynı şekilde rotator interval bölgesinden gidip pulleyin daha çok supraspinatusla karışıp posterior tarafını oluşturuyor. Bugün ilerleyen sunumlarda göreceğiz, korokohumeral ligamen rotator kablo dediğimiz bir yapıya da katılıyor ve omuzun hareketlerinde etkin, stabilitesinde etkin bir bağ. Burada ikisini de görüyoruz. Anterosuperior labrumda burada neye bakacağız? Bisepsin yapışma bölgesine ve labrumda herhangi bir anormallik var mı ona bakacağız. Burada gördüğümüz gibi normal, tamamen periferinden ve santralinden yapışmış. Burada gördüğümüz gibi santralinden sanki bir slap varmış gibi ama kaldırdığımız zaman periferden gayet güzel bir şekilde yapıştığını görebiliriz. Dolayısıyla buna biz supraorbital reses diyoruz, girinti diyoruz. Bazen menisküs, tıpkı bir dizde dejenere menisküs gibi saçaklanmış bir labrum görebiliriz. Meniskoid yapıda glenoidin içerisine doğru. Bir de burada genellikle saat 1 ile 3 yönünde sublabral foramen dediğimiz sublabral delik bir yapıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu patolojik bir şey değildir. Saat 1-3 yönünde bu varyasyon olabilir. Varyasyondur. O yüzden onu patolojik olarak değerlendirmemek gerekir. Ve Buford kompleksinden bahsedeceğim. Bu da bir varyasyon. Orta glenohumeral ligamen kalınlaşmıştır. Gördüğünüz gibi kort şeklini almıştır ve anterosuperior bölgede labrum yoktur. Bu labrumun olmaması ve kalın bir orta glenohumeral ligamen görüyorsak Buford kompleksi vardır. Peki az önce bahsettiğimiz gibi bunları görmek ne demek? Bu tabii patolojik değil ama bir Buford kompleksi olduğu zaman altta bir slap lezyonu olabileceğini mutlaka sorgulamamız gerekiyor. Yine bu varyasyonlarla ilgili olarak Unlay hocamız bir çalışması görülmekte. Buradaki varyasyonlar sublabral foramenin, yani patolojik diye değerlendirmemiz gereken foramenin %7 oranında olduğunu görüyoruz. Superior labrum bölgesine baktık. Şimdi glenoid superior artiküler yüzüne bakacağız. Değerlendireceğiz. Artiküler yüzde bir sıkıntı var mı? Burada bir dejenerasyon var mı? Slap lezyonuna eşlik eden bir kıkırdakta bir aşınma var mı? Onu değerlendireceğiz. Slap lezyonlarını değerlendirirken az önce bahsettik. Hem santraldan hem de periferden bakacağız. Burada herhangi bir kalkma var mı? Eğer hem ikisi birden biseps ankoruyla beraber kalkmışsa buna bir slap 2 lezyonu diyoruz. Slap lezyonları tabii başta 4 tip olarak değerlendirilmişti ama daha sonra çok fazla tanımlandı. Bunlar da bugün instabilite konusunda anlatılacaktır. Burada bir menisküoid labrum görüntüsü var. Bunda da yine debritman yapılıyor. Bazen kova sapı şeklinde bir yırtık olabilir bir semsan ankorunun hemen altında. O da yine bir slap lezyonudur. Anterior bölgede subscapular tendonu, orta glenohumeral ligamen, anterior labrum, anterior glenoid eklem yüzeyi, inferior glenohumeralın anterior bandını göreceğiz. Yine sistemik gidiyoruz. Burada subscapularis tendonundan zaten bahsetmiştik ilk başta. Üçgenin alt tarafını oluşturuyor. Bu tendon aslında subscapularisin eklem içerisinde görebildiğimiz sadece %30'luk kısmına denk gelen bölge. İyi değerlendirmek gerekiyor. Yırtıklarını belki tam insersiyonunu göremiyoruz ama yırtık olduğu zaman, bir parsiyel rüptür olduğu zaman, dejenerasyon olduğu zaman görüyoruz. Özellikle bisepste bir instabilite varsa, anteriorda bir instabilite olmuşsa subscapularis tendonunu iyice bir irdelemek gerekiyor. Yine takip edip subscapular resese, ya boşluğa bakmak gerekiyor. Oraya da bazen eklem fareleri girmiş olabilir. Orta glenohumeralden bahsetmiştik. Bunun da çeşitli varyasyonları var. Hiç olmayabilir. İnce şeklinde olabilir. Biraz kalın olabilir.
Yine hamak şeklinde sarabilir. Burada olduğu gibi kort şeklinde olabilir. Buford kompleksinden bahsetmiştik. Onu gösteriyordu. Geçiyorum. Subscapularis tendonu dedik. Evet. Evet. Anterior labrum. Labrumu değerlendireceğiz. Labrumu değerlendirirken de o saat 1-3 yöne dikkat edelim. Oradaki foramenleri her zaman patolojik olarak değerlendirmeyelim. Ne anterior labrum diye aklımıza ne geliyor? Anterior instabilite daha çok geliyor. Bankart lezyonları genellikle aklımıza geliyor. Burada görmüş olduğumuz gibi tamamen kalkmış. Tabii çeşitli sınıflandırmaları var. Bir apsa lezyonu açısından o zaman labrumu daha aşağılarda aramak gerekiyor. Debritmanlar yapmak gerekiyor. Ve labrumu serbestleştirdikten sonra tamir etmek gerekiyor. İnferoglenohumeral ligaman ya posterior portaldan göreceğimiz instabilitede oldukça önemli olan sadece instabilitede Bankart veya anterior labrum, anterior inferior labrum olarak değerlendirmemek lazım. Bu bölgede bir instabilite varsa, bir kopma varsa, bir avizyon kopması şeklinde bir durum varsa bu bağda onu da mutlaka değerlendirmek lazım. Çünkü instabilite cerrahi tedavimiz eksik kalabilir. Bu ne yapıyor? İnferiora translasyonu engelleyen bir bağ. Burada görmüş olduğumuz bir ekvatorun alt kısmından başlıyor. Anatomik boyuna doğru devam eden bir bağdır ve stabilitesi çok önemlidir. Hagel lezyonları dediğimiz lezyonlar bu bağla ilgili lezyonlardır ki aynı şekilde glenoid tarafında da avizyonlarını görebiliyoruz. Aksiller poş, hemen skopumuz biraz daha inferiora doğru götürdüğümüz zaman ihmal etmememiz, mutlaka bakmamız gereken bölge. Çünkü burada kıkırdaktan kopmuş, hatta biraz daha büyümüş eklem farelerini aksiller poşta görebiliyoruz. Hatta dikkatli bakınca bazen bu eklem faresi olmadığı zaman alt tarafta arterinde pulsasyonunu görebiliyoruz. Orası damar sinir paketine yakın bölge. Posteriorda bu defa anteriorda gördüğümüz glenohumeral ligamenin inferiorunun posterior kısmını göreceğiz. Posterior labrum ve posterior glenoid eklem yüzünü değerlendireceğiz. Posterior bölge, az önce anteriordan bahsetmiştik. Şimdi skopumuzu biraz daha geri çekersek posteriordaki bu görmüş olduğu labrumu iyice değerlendireceğiz. Bakın eklem faresi olmadan gözüken kapsül bölgesi. Anterior portaldan skopumuzu ilerlettiğimiz zaman posterior bölge aslında daha iyi hakim olabiliriz. Tahminlerimizi de o şekilde yapabiliriz. Humerus'u değerlendireceğiz. Rotator manşetin yapışma yerini, rotator kabloyu, çıplak bölgeyi ve humerus eklem yüzüğünü bu sistemik değerlendirmenin bu basamağında değerlendireceğiz. Rotator manşetin yapışma yeri, burada gayet sağlıklı bir yapışma yeri görüyoruz. Supraspinatus, şurada görmüş olduğumuz biceps, supraspinatusun ayak izi. Aşağıya doğru geldiğimiz zaman, biraz daha inferiora doğru geldiğimiz zaman, çıplak bölgeye doğru yaklaştığımız zaman, burada artık infraspinatusun insertiyon bölgesi karşımıza çıkıyor. Sadece bu bölgeye bakıp tamam yırtık yok deyip bir infraspinatusu değerlendirmeden geçmememiz lazım. Bakın rotator kablo, bir asma köprü gibi. Bu kablonun ne önemi var? Bugün anlatılacak. Bu kablo subscapularisten önden başlayıp ta arkaya kadar, teres minora kadar uzanan bir kablo sistemi, bir kolajen, bir fibrotik bir bant sistemi. Koroko humeral ligamenin de bağlı olduğu bir bağ sistemi. Bu önemi anlatılacak. Bunu da iyi değerlendirmek lazım. Humerus ya çıplak bölge, az önce bahsettiğim fetal vasküler kanalların humerus başına girmiş olduğu şu bölge görüyorsunuz. Burası çıplak bölge. Burasını sistemik değerlendirirken özellikle instabilitede ne açıdan bakıyoruz buraya? Burada bir Hill-Sachs lezyonu, bir impresyon kırığı var mı? Hill-Sachs defekt var mı, ona bakıyoruz ki onu da bu şekilde, bakın burada kıkırdak adacığı seviye verecek şekilde yukarıda kalmış. Ön tarafta ise labruma çarpması sonrası, glenoide çarpması sonrası bir presyon, bir çökme gözüküyor burada. Hill-Sachs lezyonu bu şekilde oluşuyor. Eklem yüzeyini değerlendireceğiz. Tabii ki dejenerasyon var mı? Sinoviti değerlendireceğiz. Burada görmüş olduğumuz gibi dejenere olmuş bir omuzun içerisinde bayağı bir sinoviti var. Hatta bahsettiğimiz gibi humer bisepsi de biraz hareket ettirince oldukça sinovit olduğunu görüyoruz. Bir röntgende görmüş olduğumuz o keçi sakalı osteofitin şu an artroskopik görüntüsünü görmekteyiz. Subakromial bölge, artık son olarak değerlendirdiğimiz bölge. Akromion, koroko akromion ligamen, os akromiale, rotator manşet. Bir de buradan değerlendireceğiz. Akromioklavikular eklem ve korokoiti değerlendirdiğimiz bölge.
İlk lateralden giriyoruz. Bazen posterior skopumuzu çekiyoruz. Cilt altından devam ettirip bu aralığa giriyoruz. İğneyle lateralden doğru yerdeğimiz oraya bakarız. Her zaman böyle parlak bir görüntüyle karşılaşmayabiliriz. Bu genellikle bir rotator kaf patolojisi olduğu zaman bu kadar güzel görüntü ortaya çıkıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi ilk girişte bir posterior perde bizi karşılayabilir. O yüzden burayı bunlar bursa, temizlemek gerekiyor. Ama asıl bizim temizliğimizi yapacağımız bursa, asıl bursektomi yapacağımız yer akromion anterior 2/3 kısmına gelen bölge. Burada akromion ilk bizim değerlendirmemiz gereken bölge akromion. O bizim anatomik noktamız olacak. Akromiona baktığımız zaman akromionun altına korakoakromiyon ligamen yapışıyor. Bu ligamen değerlendireceğiz. Pürüzsüzse ya çok sıkışma düşünmeyiz ama yavaş yavaş işte minör saçaklanma varsa, belirgin saçaklanma varsa, hatta artık kemik gözükecek düzeye gelmişse demek ki orada ciddi bir sıkışma var. Akromiyoplasti mutlaka yapmamız gerekiyor ki zaten bu zeminde rotator kaf rüptürlerini görüyoruz. Tamirimize mutlaka akromiyoplastiği eklememiz gerekiyor. Evet, burada alt tarafta kafı görüyoruz. Korakoakromiyon ligamen akromiyonun ön tarafına doğru ya kuadrangüler bir şekilde ya Y şeklinde veya tek bir lif şeklinde yapışabiliyor. Buradan korakoakromiyon ligameni değerlendirerek sıkışmayı da aslında değerlendirmiş oluyoruz. Altta kafı burada da yine görüyoruz. Önce kemiği açığa çıkarıp daha sonra ne kadar akromiyoplasti yapacağımızı da karar veriyoruz. Diğer bir şey de atlamamamız gereken aksiller röntgenlerde de görebiliyoruz. Yine MR kesitlerinde de görebiliyoruz. Osakromiale. Osakromiale de sıkışmaya neden olabilen, instabiliteye neden olan bir durum. Patolojik bir hareket var bakın burada gördüğünüz gibi. Eğer çok küçükse bunu eksi etmek gerekir ama eğer büyükse bunu fikse etmek gerekiyor. Patolojik hareket hastada ağrıya neden olacağı için. Rotator manşeti az önce eklem içerisinden bakmıştık. Şimdi eklem hemen üzerinden bakıyoruz. Altta da sağlıklı gibi bir kaf var. Burada artık kaf gördüğünüz gibi biraz daha retrakte olmuş. Artık humerus başı, ayak izinin olduğu bölge biraz daha açıkta. Burada mobilitesini bakıyoruz, tespit ediyoruz. Ona göre tamir planımızı yapacağız. Akromiyoklaviküler eklem, ameliyat içerisinde de bir kişi yukarıdan klavikülen distaline bastırınca aslında oradaki hareketle ekleme karar veriyoruz. Eklemi görmek için tabii inferiörden açmak gerekiyor eklem kapsülünü ama çok önerilen bir şey değil. Özellikle akromiyoplasti yaparken de akromiyonla burayı aynı seviyeye çok fazla getirmek önerilmiyor. Yapacağımız zaten akromiyoplasti anterior, lateral kısmı daha çok anterior kısım. Kısaca böyle anatomi. Öğrenme eğrisi omuz artroskopisinin biraz uzun sürüyor diğer bölgelere göre aslında. Deneyim gerektiriyor. Anatomiye iyi hakim olup sistemik bir değerlendirme yaptıktan sonra zaten patolojileri rahat bir şekilde tespit edebiliyoruz. Teşekkür ederim.